Hiç düşünmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz buyuruyor. Elhamdülillahi rabbil alemin ve ssalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli dostlarımız, izleyicilerimiz yine inşallah bir iman hakikatları isimli programda beraberiz. Cenab-ı Rabbül Alemin okuduğumuzu yaşamayı, anlamayı, hayatımızla tatbik etmeyi bizlere nasip ve müyesser etsin inşallah diyerek güzel bir dua ile bugünkü mevzumuza geçiyoruz inşallah. Evet bugün müminler arasındaki kin, düşmanlık bu manaları işleyeceğiz. Yani müminin mümine küsemeyeceğini, aslında düşman olamayacağını ve birbirini severek şu dünya hayatını tamamlaması gerektiğini işleyeceğiz bugün. Bakalım şu işlediğimiz konulardan sonra verdiğimiz temsillerden sonra, içine girdiğimiz hakikatlardan sonra küs kalabilecek miyiz? Bakacağız, göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mü'minûne ihvetun, fe aslihu beyne ehaveytüküm. Müminler ancak kardeştirler. Onların küstükleri zaman aralarını düzeltiniz manasında bir ayet. Bunun inşallah içine gireceğiz. Bu ayetin tefsirini buradan 22. mektuptan okuyacağız. Rabbim istifade etmeyi ve hayatımızla da tatbik etmeyi bizlere nasip etsin inşallah diyoruz. Bakın, müminlerde iman etmiş müminlerde nifak ve şikak yani fitne ve ayrılık kin ve adavete sebebiyet veren düşmanlığa ve kin beslemeye sebebiyet veren tarafkirlik ve inat ve haset, kıskanmak hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyet kübra olan büyük bir insaniyet olan İslamiyetçe ve hayatı şahsiyece kişinin şahsi hayatınca ve hayat-ı yani toplumların sosyal yaşantısınca ve hayatı ı maneviyece manevi alemler için şu dünya hayatındaki yaşayan müminlerce çirkin ve merdut bakın kin, adavet, düşmanlık, tarafkirlik, haset birçok noktadan ne yapıyor bakın? Sosyal hayata, kişisel hayata, ahiret hayatına ve birçok deminden beri saydığımız bu başlıklarda ne yapıyor? Çirkin ve merdut kabul edilmiş. İstenilmeyen bir hal olarak kabul edilmiş İslamiyet'te. Muzur ve zulümdür. Ve hayatı beşeriye için, insanlık hayatı için zehirdir. Fe Adam diyor ki ya küsü verdim diyor. Konuşmuyorum. Düşman oldum diyor. Kin besliyorum diyor. Bu yapı veriyorum, edi veriyorum diye hissiyatıyla davır sergilediği bu halin faturası müminler itibariyle dünya hayatında hem ahiret hayatında çok zararlara yol açtığı bu ayetin başlığı içerisinde görüyoruz. Bakacağız şimdi zehirdir diyor. Zehir, zehir bir suyun içerisine katıldığı zaman insan da bu suyu içtiği zaman biliyorsunuz hayatına son verir. En azından ölmese bile ızdırap çektirir. Doğru mudur? Evet doğrudur. Demek ki kin, düşmanlık, küslük, haset gibi haller müminlerin arasına girdiği zaman bildiğimiz hayat zehire dönüyor. Izdırap ve manevi hayatı bitiren bir hal alıyor. Allah muhafaza etsin inşallah. Şimdi bakalım. Deminden beri saydığımız bir başlıklar var. Hakikat nazarında diyor zulümdür, düşmanlık, kin, küsmek, darılmak. Bakalım hakikat nazarında nasıl bir zulümmüş şimdi bu mevzunun içine gireceğiz inşallah. Ey mümine <laughs> kin ve adavet besleyen mümin kardeşine düşmanlık ve kin besleyen insafsız adam. Nasıl ki sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, sen bir gemide veya bir evde bulunsan, seninle beraber dokuz masum ve bir cani var evde veya gemide bulunsan seninle beraber dedi bakın dokuz masum ve de bir cani var. Kötü işler yapan kişi var. O gemiyi gark, o gemiyi batırmak. Yani bir tane zalim var diye o gemiyi batırmak. O haneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın yani o evde dokuz masum var ama bir tane de zalim var, cani var deyip o evi yıkmaya çalışan adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Zulüm müdür? Evet zulümdür. Çünkü o evde on kişi var ama bir tanesi zalim olabilir ama dokuz tane de masum var. O gemide dokuz masum var, bir tane cani var. O gemi batırılır mı? Batıramazsın o gemiyi bakın. Ve zalimliğini semavata işittirecek derecede bağıracaksın. Böyle bir zulme ben karşıyım diye mümin olan insan bu zulme taraftar olamaz. Olur musunuz? Elbette olmasınız. Çünkü geride kalan dokuz masum da var o evin içerisinde. Onların başına o evi göçüremezsin sen. Bakın. Hatta bir tek masum dokuz cani olsa yine o gemi hiçbir kanunu adaletle batılamaz. Bakın tam tersini söyledi şimdi. Bu temsilden hakikata geçeceğiz. Temsili iyi anlayalım. Bakın. Hatta dedi hatta dokuz cani var, bir tane masum var. Hiçbir kanunu adaletle diyor o masum orada bulunduğu için dokuz caniyi berbat etmek için, harap etmek için o gemiyi batıramazsın diyor. O evi tepelerine göçüremezsin diyor. Buna kanun da müsaade etmez. Öyle mi? E bakın zaten görüyoruz yani. Bir sürü cani var, bir tane rehin almışlar. Nasıl olsa cani çok burada bir tane rehin var deyip emniyet güçleri orayı harap ediyor mu? Etmiyor kemal titizlikle o rehin alınmış masumu oradan kurtarmak için dikkat ederek onların başına orayı yıkmıyorlar bakın. Buna zaten vicdan da müsaade etmez, kanun da zaten müsaade etmiyor. Şimdi temsili zannedersem anladık. Açık ve net bir temsil. Temsilden hakikata geçeceğiz şimdi. Bunu nasıl müminlerin kardeşliğiyle, muhabbetiyle bağlayacak göreceğiz şimdi bakın değerli dostlarım. Aynen öyle de. Bakın aynen öyle de. Sen bir haneyi rabbaniye, bir rabbani terbiye edilmiş ev ve bir sefineyi ilahiye olan Allah'ın bir gemisi olan bir müminin vücudunda. Şimdi müminin vücudunu az önceki temsildeki eve ve gemiye benzetti bakın. Demek ki az önceki temsildeki gemi ve ev neymiş? Aslında müminin vücuduymuş bakın şu vücutmuş. İman ve İslamiyet ve komşuluk gibi dokuz değil belki yirmi sıfatı masume varken müminin vücudunda İslam, iman, komşuluk gibi bakın 9 değil, belki 20 tane masum insan gibi güzel sıfatlar varken sana muzır olan ve hoşuna gitmeyen bir cani sıfat yüzünden ona kin ve adavet bağlamakla. Bakın 9 tane İslamiyet gibi, komşuluk gibi dediğim Güzel iman gibi masum sıfatlar varken insan vücudunda hoşuna gitmeyen bir sıfatı var bu insanın. Hoşuna gitmeyen bir tavrı var bu insanın. Beğenmediğin bir hal var bu insanda. İnsandır. Tornadan çıkmış gibi bir varlık değil ki insan. Ahval, huy, düşünce, karakter olarak insanlar farklılık gösteriyorlar. Bu hikmet ilahiyenin muktezasıdır. Bu böyle olması gerekiyor. Her insanın imtihanı farklıdır. Ona verilen kabiliyetler nispetinde o imtihanı yaşayacaktır. Her insanda esma-i ilahiye, Allah'ın isimleri, sıfatları farklılık göstererek yansır. Kimisi cömerttir. Kerim ismi onda çok ciddi yansımıştır. Cömertlikte önüne geçemezsin. İsmi Azam'dır kiminde de çok az tecelli etmiştir. Sınav gereği o da eli biraz sıkıdır bakın. Hani isimlerin insan üstündeki tecellisine göre insanlarda huy, ahval, tavır değişikliği mutlak surette gözükecektir. Bu tarz tavırlar içerisinde mümin kardeşinin, komşunun, akrabanın vesaire vesairenin hoşuna gitmeyen bir tavrını görüyorsun. Bakın o haneyi maneviyeyi vücudun manen gark ve ihrakına o haneyi o manevi evin o Allah'ın gemisi olarak gördüğümüz şu müminin vücudunu batırmak, yıkmak, tahrip ve batmasına teşebbüs veya arzu etmen onun gibi şen'i, kötü ve gaddar bir zulümdür. Harika bir temsil ya Bak mükemmel bir temsil. Samimiyetimle söylüyorum bakın. Akıllı beşere, insan aklına mükemmel bir tavsiye sunan, kapıları açan, yol gösteren bir tavsiye. Ne güzel bir temsil. Nasıl dokuz masum var deyip, gemideki bir cani yüzünden o gemiyi batıramadık, buna aklımızda, vicdanımızda, kanunla müsaade etmedi, Aynen öyle de değerli dostlarım. Müminde diyor, iman, İslamiyet gibi birçok güzel komşuluk gibi, yanında komşun, başına bir dert gelse önce o koşacak bak. Komşuluk gibi güzel sıfatlar varken küçük sevmediğin bir huyu yüzünden bu insana küsmek, o gemiyi batırmaktan hiçbir farkı yoktur diyor. O evi başlarına yıkmaktan hiçbir farkı yoktur. Az önce kabul etmemiştik, vicdanımız reddetmişti bu hadiseyi. Batıramazsın demişti o gemiyi. Yıkamazsın o evi tepelerine demişti vicdanımız ve aklımız ve kanun. Şimdi ne oldu da mümini tamamen silip atıyorsun? Tamamen reddediyorsun. Tamamen ona düşmanlık besliyorsun. Ne oldu? Daha birazdan bakın güzel şeyler sayacak. İttifak noktalarımızı sayacak birazdan. O mevzuya da gireceğiz inşallah Rabbimiz müsaade ettiği müddetçe. O mevzudan da bahsedeceğiz. Demek ki biz insanlara o gemiyi batıramadığımız gibi o insanlara küsemeyiz. Onu tamamen red edemeyiz. Evet. Bakın İkinci vecih itibariyle de diyor, hikmet nazarıyla zulümdür. Eşittir şuna bakıyoruz. Demek ki küsmek, tamamen ilişkileri bitirmek, tamamen nefret eder dereceye gelmek, hikmet nazarıyla da zulümmüş. Az önce hakikat nazarıyla zulüm olduğunu temsille anladık değerli dostlarım. Bakın, şimdi şu vecihten biraz girelim. Çok güzel bir noktaya yine değineceğiz inşallah. Bu manayı da anladığımız zaman, içine girdiğimiz zaman analiz yapıp bu manayı böyle alemimize tartmamız gerekiyor. Altı tane vecih var burada ama burada bizim süremiz yettiği nispetçe biz birkaç vecih okuyacağız. Sizler okuyabilirsiniz bu eserden. Mektubat adlı eserden 22. mektup birinci mebhas kısmından okuyoruz şu an. Zira malumdur ki adavet ve muhabbet. Sizce malumdur ki düşmanlık ve sevgi, sevmek, muhabbet, nur ve zulmet gibi zıttırlar. Aydınlık ve karanlık gibi iki zıt kutuplardır. Bakın muhabbet ve düşmanlık iki ayrı kutuptur. Neye benzetti bakın? aydınlık ve karanlığa benzetti. Aydınlıkla karanlık ne kadar zıttır? Değil mi değerli dostlarım? Bakın. Evet. İkisi manay hakikisinde olarak beraber cem olamazlar. Hakikatta ikisi bir arada bulunamaz. Bak ışık temsilini verdi. Çok güzel bir mana. Her taraf zindan gibi karanlık. Projektörleri bir yakıyorsun. Bakın bir yakıyorsun projektörleri. Karanlık bir anda kayboluyor. Nereye gitti bu karanlık? Bakın nereye gitti bu karanlık? Işığın olduğu yerde duramıyor. Kayboluyor. Yok oldu bakın. Demek ki aydınlıkla karanlık iki zıt kutuptur. Bir arada ne yapamazlar? Duramazlar. Bunu anladık. Aynen bunun gibi de muhabbetin geldiği yerde düşmanlık duramaz ikisi bir kalpte barınamaz. Bir arada durmaz değerli dostlarım. Şimdi meseleyi nereye çekecek? Ben seviyorum. Riyakarane sevmektir o. Düşmanlık, kin ve adavet besliyorsan mümin kardeşine, dostuna, kapı komşuna. Bakın düşmanlık besliyorsan, garaz besliyorsan ona göler yüzlü davranman riyakarlıktır. Buna da girecek bakın değerli dostlarım. Çünkü dedi ki nur gibidir, karanlık gibidir muhabbetle düşmanlık. İkisi bir arada bir kalpte bulunamazlar. Bak ışıkları kapattığın zaman nasıl karanlık hakim oluyor odaya? Işıkları açtığın zaman aydınlık hakim oluyor. İkisi bir arada ne yapamıyor? Duramıyor. Eğer muhabbet kendi hesabının rüçhaniyetine göre bir kalpte hakiki bulunsa o vakit adavet mecazi olur. Sevgi ve muhabbet gerçekten bir kalpte varsa, gerçekten seviyorsan bir insanı, Allah için ona muhabbet besliyorsan o zaman düşmanlık diyor o kalpte duramaz. Acımak suretine inkılap eder. Bak düşmanlık kalkar yerini acımak sureti alır. Yani düşmanlık beslemiyorsun sevmediğin huyundan dolayı komşuna, mümin kardeşine sadece acıyorsun. Bakın suretine inkılap eder. Evet mümin kardeşini sever ve sevmeli. Mümin kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız ona acır. Onun o kötü halleri, kötü davranışları, kötü ahlaki için yalnız ona acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır. Ona zorbalıkla değil, cabbarane değil, lütufla, hoşnutlukla ıslahına çalışır. Kavlen ve leyn ile. Bakın Musa Aleyhisselam Firavun'a giderken ona kavli leyn ile diyor anlat. Ve cabbarane değil, tehditane değil, kavli leyn ile. Müminin şiarıdır bu. Elime bir diken batmış, bir arkadaşımızdan bu dikeni çıkartmasını rica ediyoruz. Öyle bir iğneyi batırıyor ki çıkartmak için onu. Canın dikenin batmasından daha fazla yanıyor. Ne yapıyorsun sen diyorsun. Ne yapıyorsun sen? Bu yardım etmek midir? Yoksa daha fazla canını yakmak mıdır? O yüzden değerli dostlarım kişide kötü bir hal varken, o hali ondan alırken, tavır ve davranışlarımızla o halden daha şiddetli bir şekilde onun canını yakmamak gerekiyor. Ona zulmetmemek gerekiyor. Önemli bir nokta. Evet. Ne diyor? Lütufla onun ıslahına çalışır. Onun için nas hadisle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanatıyla üç günden fazla mümin mümine Küs kalamaz. Üç günden fazla mümin, mümine küs kalamaz. Neye bağladı bakın bu hadisin temelini, içeriğini? Muhabbetle düşmanlık aynı kalpte bulunamaz dedi. Bulunmaz dedi, yer tutmaz. O yüzden harbiden seviyorsan, gerçekçiysen o zaman üç günden fazla küs kalamazsın diyor. Çünkü kalpteki muhabbet buna müsaade etmez. Uzatmışsın meseleyi, hiç konuşmuyorsun. Arkanı dönüp çekip gidiyorsun. Düşmanlık besliyorsun. Ayağını nasıl kaydırırım diye hesaplar yapıyorsun. O zaman bu kalpte gerçek muhabbet yoktur. Muhabbet oradan kaçmış, adavet, düşmanlık ve kin yerini almıştır. Zulümat o kalbi kaplamıştır değerli dostlar. Bakın dikkat etmek gerekiyor. O yüzden kişi analizi, farkında olmadığımız bir halin analizi ve muhakemesi yapılıyor burada. Yaşadığımız bir olay var, sergilediğimiz bir hal ve tavır var ve bunun bizim için incelemediğimizden dolayı neler bizden götürdüğünü, bizim için ne zararlar açtığını, bize nasıl faturasının geri döndüğünün farkında değiliz. O yüzden mümin okuyacak, anlayacak, araştıracak, inceleyecek. Kur'an'ın ilk emri olan okuya imtisal olacak, uyacak yani bakın insan. Yoksa mümin affedersiniz lavaboyla mutfak arasında yaşasın diye yaratılmış bir varlık değildir. Bütün cihazatlarımızla şu dünyanın lezzetlerini tatmak için var edilmiş bir mümin değildir insan. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Ben niçin var edildim? Hangi amaç doğrultusunda bu dünyada yer ediniyorum? Ve benim öğrenmem gereken neler var? Bunlar araştırmalı, tefekkür etmeli, okumalı incelemeli değerli dostlarım. İşte biz de burada bakın okuyor ve inceliyoruz. İnsanların farkında olmadığı bir hal burada tefsir edilmiş. Düşmanlık besliyor adam. Demek ki kalpte muhabbet kaçmış, oradan uzaklaşmış. Evet, eğer esbab-ı adavet galebe çalıp düşmanlık sebebi olan şeylerin yüksek gelmesi, fazla gelmesi, adavet hakikatiyle bir kalpte bulunsa, kin, düşmanlık artık bir kalbe yerleşse o vakit muhabbet mecazi olur. Yani var gibi görünüp aslında orada bulunmaz. Tasannu ve temalluk suretine girer. Riyakarlık ve temelluk yani gösteriş gibi. Aslında sende olmayan bir şeyi varmış gibi gösterme gibi bir hal ortaya girer. Yani eşittir sahte bir davranış sergiliyorsun demektir. Sahte bir davranış ortaya koyuyorsun demektir. Gerçekte sevmiyorsun ama seviyor gibi gözüküyorsun bakın. Ey insafsız adam. Şimdi bu pencereden baktık. Bakın. Bu pencereden içeri gireceğiz şimdi. Muhabbet ve düşmanlığın bir kalpte yer tutamayacağını, aynı anda bulunamayacağını temsille anladık. Şimdi bu temsilin üzerine bina edilecek hakikatin içine bakalım şöyle yavaşça bir girelim, akalım bizim için neler ortaya çıkacak. Şimdi bak ki mümin kardeşine, iman etmiş olan kardeşine kin ve adavet ne kadar zulümdür. Düşmanlık ne kadar zulümdür. Bak zulm diyorsun yani. Hep zulüm kelimesini kullanıyor. Farkında mısınız? Hakikatte zulümdür, hikmette zulümdür, mümin kardeşin düşmanlık etmek zulümdür vesaire vesaire bakın. Çünkü nasıl ki sen adi küçük taşları, ya şu temsile bakın Allah aşkına bakın ya. Bak samimiyetimle söylüyorum bakın şu temsile bir bakın bak. içeriğini iyi anlamaya çalışın ki akır temsilatla tatmin olur. Yüksek manalar onunla anlaşılır. Hatayı nerede yapıyor onunla anlaşılır. Güzellikler nerede buluşulur onunla anlaşılır. Bakın temsille. Şu temsil harika bir temsil ya. Vicdanı olan insan şu temsili dikkatle dinlesin bakın. Çünkü sen nasıl ki adi küçük taşları, şöyle yerden aldığımız küçük bir çakıl taşı var. Bakın taş. Kabe'den daha ehemmiyetli bir de müminlerin kıblesi olan Rabbimizin evim dediği, bütün alem İslam oraya yönlendirdiği o kutsi Kabe'den daha kıymetli desen. Şuna bak, küçük bir taş var ve burada Kabe var. Sen diyorsun ki bu taşlar bu Kabe'den kıymetlidir, haşa. Bakın, Ve Cebel Uhud'dan daha büyük desen, Uhud dağından şu küçücük taş daha büyüktür desen ne kadar çirkin bir akılsızlık ettiğini anlarsın. Akılsızlık değil midir bu? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Rabbül Alemin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle bizleri Kabe'yi överken, onu kutsi kabul ederken, Uhud Dağı'nı överken, onu kutsi kabul ederken, cennette bile Uhud'a yer ayrılmıştır derken sen kalkıp küçücük sokakta bulduğun bir taş parçasını bu Kabe'den kıymetlidir, Uhud Dağı'ndan daha büyüktür desen zulmetmiş olmaz mısın bunca hakikate karşı, bunca söylenene karşı zulmedersin, akılsızlık edersin. Anladık mı? Anladık. Şimdi devam ediyoruz. Aynen öyle de, bakın şimdi şu bahsettiğimiz, akılsızlık olarak kabul ettiğimiz şu halden, temsilden hakikate geçiyoruz. Aynen öyle de. Kabe hürmetinde olan iman, iman ne kadar kıymetli. İman o kadar kıymetli ki Cenab-ı Rabbül Alemin müminleri yani iman etmiş insanları muhatap alıyor. Kabe hükmünde olan iman ve Cebel-i Uhud azametinde bulunan İslamiyet gibi, Uhud dağı büyüklüğünde bulunan İslamiyet gibi, çok evsafı İslamiye, çok İslami vasıflar, muhabbeti ve ittifakı istediği halde, mümine karşı adavete sebebiyet veren, mümine karşı düşmanlığa sebebiyet veren ve adi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı. Biraz okuyalım, geri başa döneceğiz bakın. Adi taşlar hükmünde az önceki temsildeki Kabe'nin yanında taşın nasıl kıymeti yoktu? Uhud Dağı'nın yanında taşın nasıl ehemmiyeti yoktu? Aynen öyle de adi taşlar hükmünde olan kusuratı iman ve İslamiyete tercih etmek o derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu aklın varsa anlarsın. toparlayalım. Çok yüksek bir hakikat var burada. Böyle konuşulup geçmekle akla sığışacak bir hakikat değil. Üzerinde durmak gerekiyor. Atlamamak gerekiyor. Taş, Kabe. Küçücük bir çakıl taşı, azametli bir Uhud dağı. Az önce dedik ya bu taş Kabe'den daha kıymetlidir desen nasıl zulmedersin? Nasıl akılsızlık edersin? Bu taş Uhud dağından daha ehemmiyetlidir desen nasıl akılsızlık ve zulmedersin? Aynen öyle de. Küçücük çakıl taşı olarak insanda bazı sevmediğimiz huylar var. Ama bunun yanında da Kabe hükmünde bir iman, Cebel-i Uhud azametinde bir İslamiyet, bu müminde bulunuyor. Diyor ki bakın, Kabe hükmündeki imanın yanında Cebeli Uhud yani Uhud Dağı azametinde bulunan İslamiyetin yanında bulunan o mümindeki küçük bir kötü huyu tercih edip diğerlerin elinin tersiyle itip de o mümine küsmek ne derece bir zulümdür. Anlıyor musun diyor. Anladık mı şimdi? Aslında müminde çok değerli sıfatlar var, haller var, ahvaller var ama bizdeki sıkıntı şurada. Küçücük bir beğenmediğimiz huyunu alıyoruz, onu gözümüzün önüne getiriyoruz ve diğer güzel hasletlerin elimizin tersiyle iti veriyoruz. O mümini artık ıskartaya çıkartıyoruz alemimizden. Ne büyük yanlış. Ne büyük hata. O yüzden müminlerin müminlere küsmesine müsaade yok. Darılmasına, kin beslemesine müsaade yok değerli dostlarım. Bakın. Bir şeyi gözümüzde büyütürsek diğer manaları görmezden geliriz. Mesela küçücük bir mercimek tanesi kadar çakıl taşını alsak. Gözümüzün tam önüne hadekasına getirsek Şöyle bir koysak bakın, koca azametli Uhud Dağı'nı örter mi? Elbette kapatır ve örter. Halbuki bu küçücük çakıl taşının Uhud Dağı'nın yanında büyüklük itibariyle, değer itibariyle ne kadar yer olabilir ki? Hiçbir yeri yok. Kıymet ve ehemmiyeti yok. Aynen öyle de biz azametli duyguların bulunduğu müminlere karşı küçücük beğenmediğimiz bir huyunu almışız, önümüze koymuşuz, yatırmışız. Gözümüzün içine kadar sokmuşuz. O müminin diğer güzel hasletlerini görmezden gelir hale gelmişiz. Böylelikle gıybet kapısı açılmış. Ateş nasıl odunu yer bitirir? Gıybet de ameli salihayı, kabul görmüş amelleri yer bitirir, doğrar erişan eder. O yüzden gıybet edenler <laughs> amelinize çok güveniyorsunuz herhalde. Öyle çok güvenmeyin. Namazımı kılıyorum, ibadetimi veriyorum, yapıyorum, sadakamı veriyorum. Veriyorsun ama verdiğin kabul oluyor mu? Burası meçhul. Kabul eden etmiş mi? Acıca gittim geldim ben. <laughs> Gittin Allah kabul etsin. Niyazımız ve duamız bu yöndedir. Ama gidip geldikten sonra o haccı senden isteyen kabul etmiş mi? Buraya bakmak lazım. O yüzden ucup bir hastalıktır. Amele güvenmek. Bir hastalıktır müminlerde. O yüzden biz amelimize güvenmeyiz. Güvenemeyiz. Zaten cennete de amelle girilmez. Fazlı ilahidir cennet. Allah'ın ikramıdır. Sen tavır ve davranışlarınla Allah'ın Celle Celaluhu hoşuna gidecek bir mümin vasfına geçersin, o da seni lütfundan cennete koyar. Yoksa namazınla, niyazınla, tuttuğun oruçla, verdiğin zekatla cennete girmeyi bekliyorsan zor yani. Zor. O yüzden Cenab-ı Rabbül Alemin'in bize ihsan ve ikram ettiği manaları iyi anlamak, Kur'an'ı ölçüleri iyi bilmek lazım. Elimize geçmiş bir tane olan dünya fırsatını iyi değerlendirmek gerekiyor. İyi anlamak gerekiyor, iyi yaşamak gerekiyor. Başkalarını eleştirerek, gıybet kapısını açarak, beğenmediğimiz huylarını önümüze seyatırıp da onu çatır çatır manen keserek insanlardan intikam alınmaz. İnşallah bir günde gıybet bahsini okuyalım. Çünkü bu mevzunun devamında da gıybet bahsi vardır ki o manayı da çok güzel bir şekilde ifade etmiş Bediüzzaman Hazretleri. Evet, devam ediyoruz. Temsilden hakikata uzanmak için manaları okumaya devam ediyoruz. Evet, tevhidi imani elbette tevhidi kulubi ister. İman noktasında ne yapmışız? Beraber olmuşuz. Aynı Allah'a iman ediyoruz. Aynı ahirete iman ediyoruz. O yüzden aynı şeylere iman ettiğimiz için kalplerimizin de birleşmesi gerekiyor. Kalplerimizin de ittifak etmesi gerekiyor. Ve vahdeti itikadı dahi vahdeti içtimayı iktiza eder. Bir olan şeylere inanmamız bir noktada buluşmamızı gerektirir. Evet inkar edemezsin ki bir temsil daha veriyor bakın. Bir temsil daha veriyor. Sen inkar edemezsin ki bir adamla beraber, bir adamla beraber, bir taburda bulunmakla askerliğini yapanlar bilirler. Birileriyle aynı asker ocağında bir taburda bulunuyorsun. O adama karşı dostane tane bir rabıta anlarsın ve kumandanın emri altına beraber bulunduğunuzdan arkadaşane bir alaka beslersin. Dedik ki askerli yapanlar bilirler. Memleketin ücra köşesinden gelmiş birisi tanımıyorsun, ismini bile bilmiyorsun, yeni tanışmışsın. Aynı taburda bulunmakla, aynı kumandanın, komutanın emri altına girmekle, tertibim demekle, bölük taşım demekle, arkadaşım demekle, meslektaşım demekle müthiş bir ona karşı muhabbet beslersin. Ona karşı muhabbet beslersin. Ve bir memlekette beraber bulunmakla uhuvvet kerane, kardeşane bir münasebet dar olursun. Münasebet onunla hissedersin. Bak birkaç noktadan dolayı hiç tanımadığın bir insanla ortak noktalar buldun, ve onunla samimi oldun. Aynı bölükte bulunmak, aynı komutanın emrinde bulunmak, aynı tertip olmak, aynı kıyafetleri giymek gibi şeylerden dolayı ne yaptın? Bak, ona samimi bir dostluk hissettin. Halbuki imanın verdiği nur ve şuur ile, akıllılık ile ve sana gösterdiği ve bildirdiği esma-i ilahi adedince, Allah'ın isimleri adedince, vahdet alakaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet, kardeşlik münasebetleri var. Taburdaki gibi, aynı askeriyedeki gibi birkaç dolaydan, birkaç meseleden dolayı o insana muhabbet beslemiyorsun bakın. İslamiyet camiasına girmekle Allah'ın isimleri adedince, İslamiyet büyüklüğünce, bakın bizim birlik, beraberlik ve muhabbet rabıtalarımız var. Birkaç tane de değil. Bakın mesela sayıyor şimdi. Sayıyor şimdi bakın. Her ikinizin Halık'ınız bir. Senin de senin de. Yaratıcımız bir. Bir değil mi? Bir. Malikimiz bir, sahibimiz bir, mabudumuz bir, ibadet ettiğimiz Allah'ımız bir, razıkınız bir, bize rızık veren bir, senin de rızkını veren Allah, benim de rızkımı veren Allah. Bak bizi ortak noktada buluşturan çok bağlar var, onu anlatmaya çalışıyor. Sen askeriyede birkaç bağ nedeniyle ona muhabbet peyda ettin. Ama İslamiyet'te mümin kardeşine düşmanlık etmemek için, ona kin beslememek için o kadar çok birlik rabıtaları var ki, Halik'in bir, Malik'in bir, Mabud'un bir, Razık'ı bir dedi, bir, 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 bine kadar bir, bir sayabilirim böyle diyor. Başka? Hem peygamberiniz bir, o küsen iki insan için söylüyor. Aynı peygambere iman ediyoruz. Bakın, dininiz bir, aynı İslam dinindesiniz. Kıbleniz bir, hep beraber yönelip Kabe'ye namaz kılıyoruz. Doğru mudur? Evet. Bir, 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 böylele yüze kadar birler sayabilirim diyor. Bakın, sonra köyünüz bir. Bak aynı köydesiniz mesela. Devletiniz bir, aynı devlet içerisinde bulunuyorsunuz. Memleketiniz bir, 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 bir. Böyle diyor on tane bir olan şey sayabilirim diyor. Bakın bu kadar bir birler, vahdet ve tevhidi birliği, vifak ve ittifakı beraber olmayı, muhabbet ve uhuvveti iktiza ettiği, kardeşliği ve muhabbeti gerektirdiği, ve kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak sebebiyet veren manevi zincirler bulundukları halde kainatı ve dünyaları, gezegenleri, güneşleri birbirine bağlayacak manevi zincirler bulundukları halde şikak ve nifak, ayrılık ve fitne, kin ve düşmanlığa sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemniyetsiz pıt diye kopar örümcek ağı. Kadar birlikleri görmezden gelip küçük bir huyunu beğenmediğinden dolayı ona düşmanlık ederek ehemmiyetsiz, sebatsız şeyleri tercih edip mümin'e karşı hakiki adavet, hakiki düşmanlık ve kin bağlamak ne kadar zulüm, ne kadar düşmanlık ve ne kadar zarar olduğunu anlarsın. Kalbin ölmemiş ise aklın sönmemiş ise bu zulmü irtikap etme yani seçme. Yani bu zulme taraftar olma. Bu zulmü uygulama diyor. Değerli dostlarım bak iki vecih okuduk henüz burada. O kadar kilit noktalardan bahsetti ki o kadar güzel temsiller verdi ki şu manayı artık idrak etmemek mümkün değil. Anlamamak ve kabul etmemek mümkün değil. Sırada artık şimdi ne var? Nefsimizi ve şeytanımızı susturup onu sık boğaz edip düşmanlığı ve kini bırakmak var. Evet. Maalesef yine bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah farklı bir mevzu ile, farklı bir gündem ile iman hakikatleri programda buluşma ümidiyle sağlıcakla kalın efendim. Hiç düşünmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz buyuruyor.